Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibeti lil müttegîn Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sallala seyyidina Muhammed Sallu ala tabibi gulubuna Muhammed Sallu ala sahibil taç ve sahibil miraç Habibi daye salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Seyyidina Adem'e, Seyyidina Nuh'u, Seyyidina İbrahim'e, Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa ve Cemil Enbiya'yı vel Mürselin Salavatullahu ve Selamu Aleyhim Ecmain Allahümme sallala Seyyidina Muhammedin Seyyidina Cibril ve Seyyidina Mikail ve Seyyidina İsrafil ve Seyyidina Azrail ve Seyyidina Kiramen Katibine her birimizde ikişer tane ve cemil melaiketil mukarrabin ve cemil enbiyayı vel mürselin salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain. Allah'a azimüşşan ve tekettes hazretleri şurada hazır bulunan kardeşlerimizi ve cümlemizi şu mübarek kurban bayramında umduğuna nail korktuğundan emin eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'in hasreten burada hazır bulunan bütün kardeşlerimizin kadın erkek cümlesinin kurban bayramları mübarek olsun. Allah'a azimüşşan ve tekettes hazretleri burada hazır olsun olmasın. Bütün ümmeti Muhammed'i şu dakikada Beyt-ül Muazzama, Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme'de bulunan Hüccac'ın ihsan edilen her türlü rahmet ve nimetlerinden müstefit kılsın. Allah'a azimüşşan onlara ikramen günahlarını bağışlayıp Hacc-ı mebrur, sayı meşkur, zembi mevfur müjdesi ile Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeleyen Melaike-i Mukarrebi'nin duası ile cümlemizi müstefit kılsın. Allah'a azimşan kurbanlarını kesen Mina'da, Müzdelife'de vakfiye duran, anasından doğmak üzere Arafat meydanında vakfiye duran ümmeti Muhammed'in haçlarını mebrur, sayılarını meşkur, zemlerini mağfur ettiği gibi bizleri dahi bu zümre-i aliye ulaşmak, hisselerinden nasipkar olmak, onlara dahil olmak nasibi müessere eylesin. Her birimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in kurban bayramları uğurlu, hayırlı olsun. Allah azimşan bu bayram yüzü hürmetine evlerimizde dirlik düzenlik, çoluk çocuğumuzda sıdkı selamet, İslam aleminde inayet ve rahmetini nazil eylesin. Kıymetli müminler, önce sohbetimize Cuma günü Hilal'in rüyeti, Şehr-i Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'in ilanında, Ramazan-ı Şerif'in ayını görmek, Şevval'in başında Ramazan-ı Şerif'in bayramını ilan etmek, İçinde bulunduğumuz mübarek Zilhicce ayında Kurban Bayramı'nı, Arefe gününü tespit etmek ümmeti Muhammed için büyük bir vecibedir. Cuma günü kardeşlerimizle bu meseleyi görüştüğümüz zaman bir muhterem kardeşimiz ve buna benzer diğer kardeşlerimiz de düşünmüş olabilir. Kitabımız bir, peygamberimiz bir olduğu halde niçin bayramlar ümmeti Muhammed'de değişik oluyor? Bakıyorsunuz bir muhterem cemaat bir gün önce bayram ettiği halde diğer bir muhterem cemaat ertesi günü bayram ediyor. Halbuki dinimiz bir, kitabımız bir, böyle ihtilaf olmaması lazım gibi sözlerle muhterem kardeşlerimiz düşüncelerini, hissiyatını belirttiler. Bu meseleyi orada genişçe açıklamak nasip olmadı. Eserleri yeniden inceledim. Ben de bu meseleye yakinim artsın diyerek okudum, öğrendim. İnşallah bu konuyu sizlere duyurmayı vazife biliyorum. İki, bunu duyan kardeşlerimiz can kulağıyla dinlesinler ki böyle sualler vaki olduğu zaman onlara iştirak etmek yerine onların fikirlerini şeriatın ölçüleriyle, Allah'ın hükmüyle tahsiye etmek, yani düzeltmek, onların anlayamadığı meseleleri suhuletle izah etmek suretiyle
büyük bir dini vecibeyi biiznillah yerine getirmiş olalım. Şimdi içerisinde bulunduğumuz şu muhterem cemaat hayatı boyunca pek çok Ramazan-ı Şerif bayramları ve pek çok ömürlerine göre Kurban-ı Şerif bayramlarını kutladılar, gördüler, ulaştılar. Türkiye'mizdeyken böyle bir mesele ile karşılaşılmamışken, bir gün önce bayram, diğer bir cemaatte bir gün sonra bayram meselesi ile hiçbir surette karşılaşılmamış iken, Avrupa'ya geldiğimizde muhterem kardeşlerimizin, bütün İslam cemaatlerinin hüsnü niyetle Allah'ın şeriatını yapışmak, Allah'ın hükümlerine ram olmak niyetiyle gayet halisane olarak kimi cemaat, muhterem cemaatin bir gün önce, kimi muhterem cemaatin bir gün sonra Kurban Bayramı'nı kutladığı görüldü. Bu mesele elbette her birimizde düşünceler, sualler, bu işin aslı ve hakikati nereden meydana geliyor, niçin böyle meseleler vukua geliyor, elbette merak ettik, öğrenmeye de niyet ettik inşallah. Allah'a azimşan hükmü ilahiye göre izah etmek, kardeşlerimize de buna göre anlayışlar nasibi müessir eylesin. Önümde Celal Yıldırım Hoca Efendi'nin İslam fıkıhı kaynaklarıyla ibadat, muamelat, feraiz ile 4 ciltlik İslam fıkhının 2. cilti var. Bu mesele üzerinde açıklama yapmış. Çok kıymetli büyük ilim adamımız Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, gani gani Allah rahmet etsin, ahirete intikal etmiş bulunuyor. Büyük İslam ilmihali var. Yine bu meseleyle ilgili Türkiye'de ilminin yüksekliği, üstadı bir kelime söylemek istiyorum, belki tereddüt olunur, üstadı azam denilebilecek çok yüksek ilmi dirayetli, kendisi aslen Muşlu olup fasih Arapça, Farisi bilen, ayeti celilelere ve hadisi şeriflere nüfuzuyla ün yapmış çok muhterem bir hoca efendi ki Molla Sadreddin Yüksel Hoca Efendi'nin İslami Araştırmalar ismindeki eseriyle bu meseleyi anlamaya çalıştım. İnşallah doğru öğrenmişimdir. Anladığım veçiyle sizlere izah etmeye çalışacağım inşallah. Niçin bir gün önce bir cemaat Kurban Bayramı'nı, Ramazan-ı Şerif Bayramı'nı kutlarken diğer bir cemaat bir gün sonraya bırakıyor? Bunların arasındaki mesele bir haşa ihtilaf mıdır? Haşa birbirlerini anlamamak mıdır? Böyle meseleleri olmadığını, her bir muhterem cemaatin Allah'ın rızasını tahsil etmek maksadıyla, şeriatı incelemek suretiyle karara vardıklarını önce peşin olarak anlamamız lazım. Yoksa bir cemaat diğer cemaate muhalefet olsun, benim sözüm hak olsun gibi nefsani bir meseleyle yapılmadığını, her zümrenin Allah'ın rızayı ilahiyesini aradığını bilmemiz lazım gelir. Herkes hüsniyetlidir ama ilmi meselelerde anlamak, o meseleye derinine nüfuz etmek, bazı alışkanlıklarla, bazı ilmi meselelerdeki çeşitli ahvallerle herkese nasip olmamış olabilir. Bunu önceden peşinen açıklayalım. Büyük İslam İlmihali Ömer Nasihi Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali'nden Ramazan Hilali, Şevval Hilali ve Kurban Bayramı'nı gösteren Zilhicce hilallerinin sübutu, yani tespit edilmesi, hükme bağlanması meselesini görüyoruz. Sayfa 282, 283. sayfeler 45. maddeden başlamış bu konuyu açıklamaya. Ramazan ayı, Ramazan-ı Şerif bayramı olan Şevval ayı,
Kurban Bayramı'nı içine alan mübarek Zilhicce ayı kameri aylardandır. Yani gökteki aya göre hesaplanmıştır. Bizim takvimlerde gördüğümüz güneş takvimine göre hesaplanmamıştır. Kameri aylarda yani gökteki aya göre 31 gün çekildiği görülmemiştir. Bazı ay 29 çeker, bazı ay 30 çeker, kameri aylarda 31 gün olduğu hiçbir zaman görülmemiştir. Halbuki güneşle hesap edilen takvimler incelendiği zaman 28 gün olan var, 29 gün olan var, 30 gün olan var, 31 gün olan var. Şu halde aylar 28'den 31 güne kadar değişik günler hesaplanmış, aradaki güneş sistemindeki hesaplar Şubat ayının 28-29 gibi, bazı ayların 31 gibi hesaplarla aradaki senenin günlerindeki hatalar kapatılmıştır. Halbuki gökteki ayla inceleme yapan müsbet ilim adamları o ayın bazen birkaç saat artıp eksildiğini, bazen yarım gün değiştiğini, bazen dörtte bir gün yani altı saat değiştiğini, bunların ise hesapla tespit edilmesine rağmen gözle görülmekte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir ayı 29, bir ayı 30 gibi hesaplamakta bize bütün gün verdiği için başlangıçta ihtilafın meydana gelmesi takvimlerdeki hesap hatası ile şeriat-ı ilahiyede İslam'ın hükümlerindeki ayların 29-30 çekmesindeki meselelerden bu aradaki bir günün değiştiği görülüyor. Şeriat-ı Muhammediye her bir meseleyi içine aldığı için Kur'an-ı Mucizül Beyan, hadisi şerifler, ulema-i izamın açıklamaları her asırı 14 önce 14 asır önceki asr-ı saadeti içine aldığı gibi kıyamete kadar dahi bütün seneleri, yılları içine alacak şekilde Allah'ın Resulü'nün ve Allah'a azimşanın hükümleri mevcuttur. 14 asırdır ne Kur'an'ın mucizül beyanın ne de Habibüda aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinin hiçbir surette bir noksanı, bir yanlışı, teknolojiye uymayan bir yere olduğunu bütün dünya ilim adamları böyle bir şey ortaya koyamamışlardır. Kur'an-ı Azimşan 20. asrın teknoloji sistemi, ayın durumları, mikrop meselesinden en büyük yaratılmış canlılara kadar hangi mesele ele alınırsa alınsın, mükevvenatın haliki olan Zülcelal Hazretleri ve onun Habibi olan, elçisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize getirdiği ahkami ilahiye ile teknolojinin arasında bir ihtilaf, bir inhiraf asla göze çarpmamıştır. Bilakis teknolojideki meydana gelen keşifler, inkişaflar dini ilahi sistemin doğruluğuna, hakikatına, mükevvenatın bir tesadüfe bağlı olmayıp ilahi bir nizamla yönetildiğine şahit olmuşlar, tasdik etmişlerdir. Şimdi İslam ilmi haline göre bu mesele gerek Şehr-i Ramazan hilalinin tespiti, gerek Ramazan-ı Şerif bayramının tespiti, gerekse Kurban Bayramı'nın tespitinin hükmü üçünde de birdir. Bunda başka bir çeşit, bunda başka bir çeşit olmayıp hükmü ilahi Habibüda Efendimizin bütün beyan buyurmuştuğu hakikatlar birdir. Şimdi Şehr-i Ramazan meselesinde misaller getirilirken bu meseledeki açılan, anlatılan ilahi meseleler söylediğim gibi gerek Ramazan ve gerekse Kurban Bayramı'nın hükümlerini içine alır. Ramazan ayının başlaması da ihtilaflı olarak bir gün önce sonra olarak konuşulduğu için
konuya Şehr-i Ramazan hilalinin görülmesiyle başlayacağız. Hüküm aynı olduğu için diğerlerini izah edip anlamamız kolay olacak. Ramazan ayı ve Şevval ayı, Zilhicce ayı kamera aylardandır. Bunların sübutu, ayların hilal nedir? Önce onu söyleyelim. Hilal gökteki ay bir gün, iki gün, üç günlükten görülmesine hilal denir. Daha sonraki günlerde kamer ay denir. Ay 27, 28, 29, 30 olarak küçülmeye başladığı zaman ayın doğmasında gördüğümüz gibi yine hilal incelir. Bunun ismi de hilal olur. Yeni doğan ayın ağzı sağ kolumuzdan sol kolumuza doğru açık, bitmekte olan hilal ise ayda dünya gibi, portakal gibi yuvarlak olduğundan sol taraftan görülmek suretiyle sol kolumuza olan taraf kapalı, ağzının hilalin açıklığı sağ tarafadır. Demek hilal hilal dediğimiz zaman birkaç günlük gökteki kamer ayı anlayacağız. Hilalden maksat budur. Bir günlük, iki günlük, üç günlük olursa bunun ismi hilaldir. Allah Azimüşşan ve Tekeddes Hazretlerinin Habibi bu hilal meselesini Allah'ı Azimüşşan ve Tekeddes Hazretlerinin hükmüyle neye bağlamıştır? Hükme bağlamıştır. Habibi de aleyhissalatü vesselam Efendimiz hilali görünce Şehr-i Ramazan orucunu tutun, yine onu görünce iftar edin. İftar etmek, orucu açmak, yemek. Ne zaman iftar edilir? Güneş battıktan sonra her gün, Şehr-i Ramazan bittikten sonra Ramazan-ı Şerif bayramında yenilir, içilir, iftar edilir. Hilali görünce oruç tutun, yine Şevval ayında hilali görünce iftar edin, yani bayram edin. Hava size kapalı olursa, bulunduğunuz bölgede ayı görmek nasip olmazsa, kapalı olduğundan, sis olduğundan veya herhangi bir teknik sebeple görülemezse, o zaman Şaban ayını eğer Ramazan bayramı ise Şehr-i Ramazan ayını, eğer Zilhicce ayında Kurban Bayramı görülecekse Zilkade ayını 30 olarak tamamlayın. Demek Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek ayların hesaplanmasında ve bayramın ilanında ayı görmekle oruca başlatmış, hilalini görmekle, yine bayramların hilalini görmekle de iftar etmeye, bayram yapmaya emir buyurmuştur. Şu halde hilal ya semada görülebilir çıplak gözle veyahut sisten, kardan, yağmurdan görülemez. O zaman ne yapılır? O zaman bir önceki ay hesap edilir. O ayın hilali görülmeye çalışılır. Çünkü bu yeni ayın hilalini göremezsek 30'a tamamlayacağımız için, 30'un başlangıcı olan birinci günü tespit edebilmek için daha önceki geçen ayı gözetlememiz lazım gelir ki 29, 27, 28, 29, 30 diyerek saydığımız zaman o kamera ayı ne olsun? Doğru olarak hesaplanmış olsun. Şu halde Allah'ın Resulü'nün vermiş olduğu hükümde hiçbir devlette İslam cemaati, hiçbir Müslüman cemaati bu meseleyi nasıl hesap edeceğiz diyerek bir düşünceye, bir dalgınlığa, bir telaşa kapılmaya meydan olmadığı şu iki hadisi şeriften bu mesele açık, ayan, beyan ortadadır. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, Şehr-i Ramazan orucuna başlayın. Yine onu Şevval ayında gördüğünüz zaman Ramazan'ı ilan edin. Göremezsek bir önceki ayı sayın, 30'a ikmal edin. Birinci günü, yeni ayın birinci günü ya Şehr-i Ramazan'ın birinci günüdür, Şehr-i Ramazan bayramı ise Şevval'in birinci günü bayram günüdür. Kurban bayramına gelince Zilhicce'nin 10. günü kurban bayramıdır, 9. günü Arefe'dir. Burada anlaşılmayacak asla kat'a bir mesele yoktur.
Hilal'i gördüm. Şu halde önemli olan konu nedir? Madem ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namaz, oruç, hac, zekat, İslam'ın bütün emirlerini ferman ettiği gibi yerine getiriyoruz. Ayların tespitinde dahi iki cihan serverinin emirlerini aynıyla yerine getirmemiz lazım gelir. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Zekat nasıl verilir? Haccın hükümleri, vacipleri, farzları, sünnetleri nasıl yerine getirilir? Hep Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam kendi öğretmiş olduğu emirler, ilimlerle sabit olmuştur. Namaz, niyaz, hac, zekat gibi bütün İslami emirler iki cihan serverinin beyanıyla sabit olup, sübut bulup, ümmeti Muhammed uyguladığı gibi bu mübarek ay ve günlerin tespit edilmesi dahi yine Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin emriyle olması lazım gelir. Şimdi burada bir mesele var. İhtilaf buradan çıkıyor. Daha önce de ayların tespiti hesapla yapılmadığı için ve iki cihan serveri aleyhissalatü vesselamın emriyle dört mezhepte de teknolojik ve hesapla yapılmaya itibar edilmemesi gerektiğinin emirleri, böyle emir verilmesi, siz teknik imkanlarla hesaplamayın. Siz bu meseleyi kendi aklınıza göre, gerek ilmi olsun gerekse hesaplama olsun, kendi aklınıza göre yapmayın. Ayı gözetleyin, ayın gördüğünüz durumuna göre hükmünü verin emri sabit olduğu halde, vasathanelerin 20. asırda diğer asırlarda bulunuşu, vasathanelerdeki ayın gözetleme imkanlarının teknik olarak kolay oluşu, dolayısıyla bir senelik ayların görülüşü takvim ismiyle bir sene önceden hesaplanıp duvarlara her birimiz ömrümüz boyunca çaktığımız, şahit olduğumuz gibi takvim hesaplanmaktadır. İşte aradaki ihtilaf, bir gün önce ile bir gün sonranın arasındaki ihtilaf, takvim olarak bir sene önceden gerek Şehr-i Ramazan'ın giriş gününü, gerek bayram günlerini duvardaki takvimin hesaplarına göre ilan edilmesi düşünülürse, şeriatı ilahiyenin, Allah'ın hükmünün, Resulullah'ın hükmünün vermiş olduğu emirle arasındaki ihtilafın meydana çıktığı görülür. Eğer bütün dünya, bütün İslam alemleri her bir ayı hesap etmek suretiyle değil, gökte hilali gözetlemek suretiyle tespit etmeleri mümkün olsa ve bütün İslam alemi içerisinde bunu anlamak ve anlaşmak, birlikte birliğe bağlamak mümkün olsa, dünya devletleri içerisinde İslami cihetle bir gün önce bayram, bir gün sonra bayram, bir gün önce Şehr-i Ramazan, bir gün sonra Şehr-i Ramazan meselesi ortaya çıkmazdı. Bunu anlayabildik mi bilmiyorum. Bütün İslam alemleri semaya baksalar, hasreten vatanımız, Anadolu'muz, benim tahminim, bu kadar ömür sürdük, Türkiye'de gözetleme yapılması mümkün olmayan kapalı hava bulmak zordur. Diyarbakır kapalı olsa Mardin açık olabilir. Antalya kapalı olsa Mersin açık olabilir. İzmir kapalı olsa Afyon açık olabilir. Anadolu'muz çok yağmurlu bir ülke olmadığı için bir bölge yağmur görürken veya hava bulutlu olduğu halde diğer vilayetlerimizde, bölgelerimizde açık havayı görmek, dolayısıyla hilali görmek mümkündür. Şu halde bütün vilayetin müftüleri, din görevlileri bu hilali görmek vazifesini üzerlerine alsalar, Erzurum'da görülmese Sivas'ta görülür. Sivas'ta görülmese söyleyin, Adana'da görülür. Adana'da görülmese Van'da görülür.
İzmir'de görülür, Ankara'da görülür, illa görülür. Bu gözetleme işine daha önceki asırlardaki gibi din adamları ve ümmeti Muhammed alışkanlık peydah etmediklerinden, gözetleme alışkanlığı olmadığından, vatanımızda her birimiz bayramsa takvime bakarak, şehr-i Ramazansa takvime bakarak ibadetlerimizi ona göre ayarladığımız için bu gözetlemeden mahrum kalmışız. Dolayısıyla gözetleme ile mübarek günlerini tespit eden İslam alemi ile aradaki fark bir sene öncedeki takvimin hesaplanmasından çıkmıştır. Biraz sonra teferruata girince daha güzel anlayacağız. Demek ki Allah bir, Resulullah bir, kitabımız, dinimiz bir olduğu halde niçin böyle ümmet-i Muhammed birbirine zıt olarak bu işleri yapıyor gibi düşünceye kapılmak yerine bu mübarek günleri tespit etmekteki usul meselesinde ayrılık olduğundan dolayı başımıza bu halin geldiğini cümlemiz bilmemiz lazım gelir. İslam aleminde Suud gibi, Cezayir, Fas, Mısır, Tunus gibi devletler takvim ile değil, bizzat çıplak gözle, başımızdaki gözle gökteki ayı, hilali tespit ettiklerinden ve görüldüğüne şeriatın emrettiği derecede şahitlerle tespit edilip zamanın kadısı, emirleri, amirleri, devlet büyükleri radyo, televizyon, telefon gibi cihazlarla bunu derhal ilan ettiklerinden onlarda ihtilafi bir mesele ortaya gelmiyor. Suud'da bir gün bayram, ertesi gün değil diye bir şey görülmüyor. Mısır'da bugün bayram, yarın değil diye arada bir fark görülmüyor. Neden görülmüyor? Çünkü gökteki ay 10 defa görülmez ki. İşte bugün görüldü. Görüldüyse yarınki sabah ya bayramdır ya şehri Ramazan'dır. Ay bir görünsün, bir kassın, bir kaybolsun, böyle bir Allah'ın hükmünde böyle bir şey vaki olmamış. Şu halde bizim başımıza gelen bu mesele Anadolu'muzda yakın tarihlerde gözetleme ile değil, takvim ile bayramlar ve şehr-i Ramazanlar ilan edildiği için her birimiz duvar takvimiyle bu mübarek günleri kutlayıp İslami ahlakı yaşamaya çalıştığımızdan bunun tersine Avrupa'ya geldiğimiz zaman Avrupa'da değişik İslam devletlerine mensup mümin kardeşlerimizle tanışılınca kimisi Mısırlı, kimisi Faslı, kimisi Tunuslu, kimisi... O kardeşlerimiz kendi vatanlarına telefon açarak televizyondan, efendim radyolardan bayram ve şehr-i Ramazan ilanlarını duyup kardeş kardeş mümin olarak birbirimizle konuştuğu zaman bizim Anadolu'nun Müslüman kardeşimiz uyanmıştır. Cezayirli yanımızda çalışan mümin kardeşimiz işçi, Mısırlı işçi, öğretmen neyse, yahu bugün Cezayir'de bayram ilan edildi, biz takvime bakıyoruz, yarın bizim bayramımız, biz dedik biz doğruyuz, Cezayirli dedi vallahi biz doğruyuz, şüphe ettik, Mısırlı'ya sorduk, o da dedi biz haklıyız, telefon açtık, Suud'daki mümin kardeşlerimize, tanıdıklarımıza, orada yerleşmiş Müslüman Türk kardeşlerimize telefon açtık. Onlar da dediler, bugün hilal görüldü. Suudi Arabistan Meliki ilan etti, kapıda tasdik etti, radyolarda bunu yaydı. Yarın şehr-i Ramazan'dır, teravihe başladık. Yarın Kurban Bayramı'dır, hacca çıktık. Böylece aradaki Türk hayrette kalmıştır. Anadolu'da böyle bir şey başına gelmiyordu ki, ne Cezayirlisi vardı, ne Mısırlısı vardı, ne Tunuslusu. Orada Kastamonulusu vardı, Yozgatlısı vardı, Ankaralısı vardı, onların da hiç aralarında böyle bir ihtilaf yoktu. İşte Avrupa'ya gelen Müslüman Türk kardeşlerimiz bu meseleyi görünce gözlerini açtılar. Allah Allah, Mısırlılar mı haklı mı, biz haklıyız. Akıllarında, fikirlerinde muhakemeye başladılar. Yahu Suud mu haklı, biz mi haklıyız? Ya Rabbim, biz mi bir gün önce tutuyoruz, onlar mı tutuyor? Ortada kıymetli müminler bir mesele var. Kurban Bayramı'nın birinci günü
Oruç tutmak haramdır. Kim oruç tutsa günahkar olur. İkinci, üçüncü, dördüncü günü kurban bayramının oruç tutulsa günahkar olur. Sevap yazmayı bir tarafa koyun, melaike günah yazar. Çünkü Allah ve Resulü kurban bayramının dört gününde oruç tutmayı yasak etmişler. Ne nafile oruç tutulur, ne kaza orucu tutulur. Şehr-i Ramazan'ın oruç tutmak yine haramdır. Şimdi Allah aşkına bir düşünün. Şehr-i Ramazan'ın birinci bayram günü Mısırlı bayram edip yemek yiyor, Anadolu'nun Türk Müslümanı oruç tutuyor. Ya oruç tutmak eğer hilal gökte sabit ise Türk milletinin oruç tutan Müslümanına haram oldu. Cezayirli yedi, işini bitirdi. Mısırlı yemeğini yedi, orucunu açtı, iftar etti, bitirdi. Ben hala oruçluyum. İster oruçlu ol, ister oruçlu olma meselesi değil. Yenmesi lazım gelen günde oruç tutuyoruz. Tutulması lazım gelen günde yiyoruz. Tutulması lazım gelen gün ne? Şehr-i Ramazan'ın birinci günü. Mısırlı oruca başlamış, Suudlu oruca başlamış, Cezayirli oruçlu başlamış. Biz hala yemek yiyoruz. Ya Allah'ın farz kıldığı oruç. Ya hepimiz yeriz bütün ümmeti Muhammed olarak Nijerya'da ol, Fas'ta ol, Pakistan'da ol, Hindistan'da ol, nerede olursan ol. Ya hepimiz aynı gün oruç tutarız veyahut hepimiz aynı gün yememiz lazım gelirken bakıyoruz bir kısmı oruç tutuyor, bir kısmı yiyor. Tutan mı haklı, yiyen mi haklı? İşte bu meselenin esası, temeli buradan çıkıyor. Pekala, tutmaya yemeye Mısır'da, Cezayir'de, Suudi Arabistan'da hilalin görülmesi, Almanya'daki Müslüman Türk'ü, Almanya'daki Müslüman Faslı'yı, Pakistanlı'yı bağlar mı? Acaba Suudi Arabistan'da ay hakikaten görüldü ise, benim o gün orucu tutmam mı lazım Şehr-i Ramazan'ın başıysa, kurban bayramıysa kurbanı kesip bayram mı etmem lazım? Bunun hükmü İslam'da nedir, bu meseleye gelelim. Yani bu senin aklına, benim aklıma göre mi hesaplanacak? Hesaptan kastım ayı görüp görmeme meselesi. Yani İslamiyet'te bunun emirleri nedir, hükümleri nedir? Neden dolayı böyle onlar bir gün önce, bir gün sonra yaptılar da biz uyamadık? Onların İslamiyet'te dayandığı hakikatler, İlahi hükümler nedir? Onları inceleyelim, onları görelim. Şehr-i Ramazan hilali kapalı bir hava olursa, Ramazan'ın hilalinin görüldüğüne Müslim, akıl, bali, adil bir kimsenin şehadeti yeterlidir. Demek Şehr-i Ramazan bayramını ilan edeceğiz. Hava açık olursa nasıldır, kapalı olursa nasıldır? Bunun hükmüne gelince, kapalı olduğu zaman Ramazan-ı Şerif'i ilan edeceğimiz ay, hilal, Müslüman olan, akıllı olan, akıl bali olmuş olan, adil bir kimsenin şehadeti yeter. Adilden maksat nedir? Adil kime denir? Hangi mümin adildir? Adili şeriat tayin etmiş. İyiliği, kötülüğüne üstün gelen kimse adil kimsedir. Bu aynı zamanda cennetliktir de. Çünkü cennete girecek kimsenin sevabı günahlarından fazla olursa hiç cehennem ateşi görmeden cennete girer. Şu halde şu adil kimse hangi bir kimsedir? Söyleyin. Cennetlik olan bir kimsedir. İyiliğini tarttığınız zaman onun kötülüğünden çoksa, cemaat içerisinde o kardeşimizin iyiliği hakkında hüsnü zan daha galebe çalarsa o insanın şahitliği nedir? Yeterlidir. Adilden maksat budur. Ramazan hilalini kapalı havada bir kimse görmüş ise, velev ki o gören kimse kadın bile olsa, kocasının iznini almadan
izine bakmadan çıkıp hilali gördüğü hakkında konu komşu, ilim adamı, yaşlı kamillere haber verir. Neden? Çünkü ertesi gün ibadet başlıyor. Kadın kocası gelene kadar veyahut izin alana kadar diğer ümmeti Muhammed'in ibadetine mani bir hal olmasın diyerek İslamiyet ibadetin başlamasında bir kişinin şahitliğini kifayet edip gördüğü halde Şehr-i Ramazan'ın bayramının başında, Kurban Bayramı'nın başında bir kişinin şahitliği kifayet etmemiş. Çünkü bir tarafta ibadet yapılıyor, bozulacak. Yani herkes oruç tutarken iyi diyeceğiz. Bakın, ibadete başlamak için bir kişinin şahitliği kadın bile olsa yettiği halde, eğer hava açık ise, kapalı olmazsa, Şehr-i Ramazan'ın hilali, Ramazan Bayramı'nın hilali, Kurban Bayramı'nın hilalleri hususunda bir kişinin, iki kişinin değil, çoğunlukla 10, 15, 20, 30, 40, 50 kişinin şahitliği olması lazım gelir ki gerek Şehr-i Ramazan Bayramı'nı ilan edelim, gerekse Kurban Bayramı'nı ilan edelim. Ama bu aylarda sayfa 285, madde 56, hava kapalı olmaz, açık olursa gören insanların daha çok olabilmesi mümkün iken, gözetleme, hilali bakıp gözle görme adeti yaygın olmadığından bu yakın tarihlerde herkes dama çıkıp, minareye çıkıp, dağa çıkıp, ağacın tepesine çıkıp bakma ahlakı ortadan kaybolduğu için 40, 50, 30 kişi görmesi lazım gelirken iki adil şahidin görmesi erkek olarak, bir erkek veya iki kadın şahidin görmesi veya 4 tane kadın şahidin görmesi kifayet eder diyerek ülemayı izan beyan buyurmuşlar. Eğer bu gelen şahitler dış ülkelerden geldiyse iki kişinin olması yeter diyerek Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Sultanımız böylece içtihat etmiş. Neden? Dışarıdan gelen kimseler daha çok haber getirir. Şimdi bu meseleler bugünkü asırda çok kolay. Eskiden telefon yok, telsiz yok, radyo yok. Bugünkü teknik imkanlar, haberleşme metotları yok. O zaman bir şehire Konya'dan atınan arabayla 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi gelecekti, onlara soracağız. Ama bugünkü bu asırda Suudi Arabistan'ı telefonundan ara 5 dakika, Mısır'ı telefonundan ara, ahbabın varsa 3 dakika, Cezayir'i, Fas'ı ara 5 dakika, 3 dakika, 10 dakikada dünyanın neresiyle irtibat kurmak istesen kurulabildiğinden, Afyon'da oturan Konya Akşehir'den geleni gözlediği halde, Eskişehir'den geleni gözlediği halde, İslam ülkelerinde oturan Mısır'dan da konuşabiliyor, Pakistan'dan da konuşabiliyor, Hindistan'dan da konuşabiliyor. Şu halde komşu ülkelerden, kasabadan, dinardan, şuradan buradan gelmek yerine diğer İslam beldelerinde görülmek imkanı daha geniş açıdan mümkün olup haberleşme teknolojisi çok geniş imkanda yaygın olduğundan bunun için Suud, Mısır, Pakistan, Cezayir gibi yerlere danışmak bundan dolayı meydana geldi. Eğer bundan 500 sene önce olsaydı Mısır'a soramazdık Allah için. Mısır'a gidip gelmek için 2 ay, 3 ay ister, 4 ay ister. Pakistan'a sormak için 1 ay, 2 ay ister. 2 aya kadar ne bayram kalır, ne kurban kalır, ne Ramazan-ı Şerif kalır. O zaman kime sorabiliriz? Bugün bulunduğumuz vilayet burasıysa komşu kasabadan gelene sorarız. Komşu bitişik vilayetten atla, deveyle, neyle geldiyse gelenlere sorarız. Onda hanlara gideriz, hamamlara gideriz. Neyse cemaatin çok olduğu yere, yahu Kurban Bayramı hakkında hiçbir misafir geldi mi? Konya'dan, Hanya'dan, Akşehir'den sorarız. Bunu anladık mı, anlamadık mı? Geniş, yumuşak anlatıyorum. Daraltmıyorum, tefsir ediyorum okuduğum için iyice. Akşehirli'ye soracağım da, bugünkü aynı kolaylıkta Cezayirli'ye sorabilirim. Benim burada Cezayirli tanıdık bir işçi arkadaşım varsa, onun da anası, babası, amcası var, kayınpederi var.
Cezayirli Hasan'a derim ki, yahu sizin memlekete bir telefon et bakalım, Hilal'i gördüler mi? Mısırlı işçi arkadaşım varsa Mısırlı'ya derim, ey İsmail, Mısır'a sor Allah aşkına, ne oldu? Telefon geldi mi? Televizyondan, radyodan ilan duydun mu? Bunların hükümleri bir beldede Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Tunus, Fas, Hanefi mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre, Maliki mezhebine göre, üç mezhep bu bölgelerdeki ümmeti Muhammed'in getirdiği haberleri kendi beldesinde görmüş gibi kabul etmiştir. Şafii mezhebinde ise o beldelerin hakimleri, kadıları, İslam hükümdarları o beldelerinde ilan etti. Bu da bütün radyo, televizyon, telefon gibi cihazlarla her tarafa duyuruldu ise Şafii mezhebi de bu haberin sıhhat ve doğruluk derecesine uymak suretiyle onlar dahi bu meseleyi kabul ederler. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinde dört mezhebin dışında mezhep olmadığından bu mesele üç mezhepte Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan'da görülmesinin bizim Konya'da, Afyon'da, Sivas'ta, Kayseri'de görülmesiyle hiçbir farkı hükmen olmadığı için aynı bitişik vilayete sorulmuş, görülmüş gibi komşu İslam devletlerine sormanın asla bir tehlikesi İslami ölçüsünden, mezheplerin içtihat yönünden hiçbir fark olmadığı görülür. Şu halde sormakta hiçbir mani yoktur. Komşu evin kardeşimize sorduğumuz gibi komşu devletteki mümin kardeşlerimize sormak arasında asla kat'a hiçbir fark yoktur. Ya Mısır tutmuş bana ne? Senin mezhebin, senin İslami hükümlerin, senin müştehitlerin, amel etmiş olduğun müştehitlerin bunu böyle kabul ettiği gibi abdeste nasıl almak lazım geldiğini emrettikleri gibi Şafii mezhebinde kan çıkınca abdest bozulur. İnsan nikah geçen birinin elini tutsa abdesti bozulur. Hanefi mezhebinde kan çıksa, yanlış mı söyledim? Hanefi mezhebinde kan çıksa abdest bozulur. Şafii mezhebinde abdest bozulmaz. Ters söyledim öyleyse. Estağfurullah, düzeltiyorum. Ben Şafii mezhebinin bir saliki ise kanım çıktığı halde namaz kılsam cevaz vardır. Ama Hanefi mezhebinde çıkan kan yayılıyorsa, etrafa dağılıyorsa abdestim bozulur. Bu kime göredir? İmam-ı Azam, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Züfer Hazretlerinin içtihatına göredir. Abdeste, namazda, gusülde, haçta her türlü içtihatlarını kabul ediyoruz da ay görme meselesinde dur bir düşüneyim mi diyeceğiz yani, haşa haşa. Aynı hükümleri, aynı içtihatları İslami ibadet ve taatların her bir yerinde uygulamak onların mezhep saliklerine vecibe olduğundan bu da tereddütsüz uygulanır. Delillerim ne? İşte delillerim hazırladım. Kitaplardan size sayfa sayfa, madde madde söyleyeyim, iyice inanalım inşallah. Bir denilir. Ay bir ufuktan görülür. Güneş de bir ufuktan görülür. Bu şehir Gastrop, Rauxel Gastrop. Ben buradan yüksek bir yere çıksam, ayı görmek istesem ayın doğduğu bir ufuk vardır. Şu dağın arkasından görülür, şu tepenin arkasından görülür, şu ormanın gerisinden görülür. Buna metali, doğduğu ufuk denilir. Şimdi bu mesele mezheplere göre tayin edilip çözülmüştür. Yani eğer biz bu vilayette oturuyor isek, bugünkü teknik imkanlar da elimizde olmasaydı veya oldu ise semaya bakarak hilali gördüğümüz ufuğa göre müştehidi izan içtihat yapmışlar. Bazı Hanefi ulemasının azı ve Şafii uleması
Bu ufukta ihtilaf-ı metali denilen ayın ufuklardan hangi beldede görüldüğü meseleyi şöyle hükme bağlamışlar. Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi ayın doğduğu ufukların İslam beldelerinde olmak şartıyla görülmesini kendi memleketlerinde görmüşler gibi hükümlerini her birisi hükme bağlamışlar. Sayfa 287, sayfa 288'de İslam İlmihali'nin, Büyük İslam İlmihali'nin Ömer Nasih Bilmen Hoca Efendi'nin 66. madde, 67 ve 68, 69, 70. maddelerinde bu hüküm açıkça beyan edilmiştir. Ayın doğmuş olduğu yerler, beldelere, arazi parçalarına göre değişik olur. Yani Gastrop'ta şuradan görülür, Berlin'de şuradan görülür, Cezayir'de de şuradan görülür. Pekala, oruç hususunda kabul edilen görüşe göre bunların doğuş yerine bakılmaz. Yani bizim şehrin ufkundan mı doğdu, Sivas'ın ufkundan mı doğdu, Mısır'ın ufkundan mı doğdu bakılmaz. Fetva buna göredir. Bundan dolayı Batı ülkesinde Şehr-i Ramazan hilali görülse doğudaki Müslümanın oruç tutması gerekir. Madde 66, İslam İlmihali sayfa 287. Değişik rüyetlerin yani hilallerin görülmesi mahsurlu değildir. Bir beldede görülen diğer beldeler içinde muteberdir. Maliki, Hanbeli ve Hanefi ulemanın çoğu bu hükmü müştehitler aynen iştihat edip kabul etmişlerdir. Madde 69. Hanefi alimlerinden bazıları az bir kısmına göre ve Şafii mezhebine göre ayın görüldüğü doğuş yeri değişik olması geçerlidir. Bundan dolayı batıda hilalin görülmesi sebebiyle doğuda bulunan Müslümanların oruç tutmaları, iftar etmeleri gerekmez. Yani herkes kendi ufkunda hilali görmek lazımdır. Biz Almanya'da hilali gördüysek Mısır'dan veya şuradan görüldü görülmedi meselesi bizi bağlamaz. Eğer biz burada gördüysek böyle, görmediysek yine telefon açıp Mısır'a sormak icap etmez. Çünkü her beldenin hilali gördüğü ufku kendi doğuş ufkuna göre kendi gözetlemesiyle amel eder. Göremezsem ne lazım gelir? Ben göremiyorum, sormayayım mı? Göremezsen bundan önceki kamera ayı 30 hesap edilir. Bugün 29, yarın 30, 31 olmadığına göre birinci günü Şehr-i Ramazan bayramıdır, Kurban bayramıdır veya Ramazan-ı Şerif'in başıdır. Hava kapalı göremiyorsan bir önceki ayı 30 say, birinci günü ibadetini yap. Açık görüyorsan kendin gör. Hanefi fukahasından az bir ulema, Şafii uleması böyle iştihat etmişler. Ama Hanbeli, Maliki, Hanefi müştehitleri, hayır sen Almanya'daki ufku bırak, Avusturya'da görülürse de olur, Macaristan'da görülürse de olur, Yunanistan, Türkiye, Mısır'da da görülürse olur, bir beldede hilalin görmesi diğer beldeleri dahi ibadet hususunda içine alır hükmü vermişler. Bugünkü asırda da telefonla, televizyonla, radyoyla açmak, sormak, bulmak çok kolay olduğu için işte ümmeti Muhammed bu saydığım meseleye itibar etmiştir. Şafii'de her belde kendi doğuş bölgesine tabi olmuş, kendi bölgesinde rüyete göre amel etmiş. Ama Maliki, Hanbeli
ve Hanefi mezhebinin müştehitleri, hayır, herkesin ufkunda, kendi gördüğü ufkuna göre değil, bir beldede diğer bir beldede hilal görülürse, diğer beldeleri doğuda görülürse batıdaki Müslümanların, batıdan görülürse doğudaki Müslümanların uymaları gerekli iştihadı yapıldığı için de bugün Mısır'a, Suudi Arabistan'a, efendim Erzurum'a, Van'a sormak bundan adet olmuş. Bunda anlaşılmayacak, aralarında bir mesele yok. Yalnız İmam-ı Şafii Hazretleri ile bazı Hanefi ulemalarının az bir kısmı, aralarında 24 fersahtan az bir uzaklık bulunan iki belde arasında bu ayrılık mümkün olmaz. İşte böyle, işte böyle 24 fersah az bir mesafe, eşit veya az bir mesafe varsa bu beldelerde birinde görülen hilal diğerinde bağlar demiş İmam-ı Şafii Hazretleri. Bir fersah ne kadardır? Bir fersah 12 bin adımdır. 12 bin adım 70-75 ile çarparsanız 12 bin adımı 10 kilometre civarında eder. 24 fersah 240 kilometre eder. Şafii mezhebine ve bazı Hanefi fukahasının az bir kısmına göre burada gördüğüm ayı 240 kilometre doğudaki, batıdaki bir kardeşimiz doğudan haber verirse, önce hilal doğuda daha önce görülür. Bizim bölgede görüldü. Komşumuz kaç kilometrede? 200 kilometrede geçerlidir Şafii mezhebinde. Demek İmam-ı Şafii Hazretleri bunu 24 fersah mesafeye bağlamış. Diğer 3 mezhep, hayır, bunu bir meseleye bağlamamış. Efendim, şimdi bunu Sadreddin Yüksel Hoca'nın İslami araştırmalar meselesinde incelemek suretiyle konuyu huzurunuza getirelim inşallah. Allah'ın hükümlerinde, İslam'ın ölçüsünde hilali rüyet, gözle, baş gözüyle, çıplak olarak keşifle gördüm olmaz. Baş gözüyle ben rüyamda gördüm olmaz. Gözümü yumdum gördüm olmaz. Sofiliyle bu iş tayin olmaz. Başında iki tane gözün var ya, işte o gözünden göreceksin ki buna rüyet denilir. İslami ölçülerde Allah Resulü'nün mübarek ibadet günlerini tespiti hükme bağlanmıştır. Bunun da temeli hilali görmektir. Nereden okuyorum? Molla Sadreddin Yüksel Hoca'nın eserinden konuyu inceliyorum şimdi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, hilali görüldüğü zaman oruç tutun, hilali görüldüğü zaman bayram edin. Şehr-i Ramazan bayramı, kurban bayramı. Eğer havalı bulutlu ise Şaban'a 30 gün olarak, Zilhicce'den önceki ay ne? Zilkade. Zilkade'yi 30 gün olarak tamamlayın. Buhari ve Müslüm'ün kaydetmiş olduğu bu hadis-i şerife göre hüküm böyledir. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz, eğer hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutunuz hükmünü vermiştir. Demek ki İslami ibadet oruca başlamak ve kurban bayramı Şehr-i Ramazan'da bayramı ilan etmek, hilali görmekle mümkündür. Hilal neydi? Ayın 1-2-3 günlük inceliğine hilal denir. Demek ben bayramı ilan edeceğim, kıl gibi ince hilali göreceğim. Yalnız önemli bir hatırlatma, hilalin görülmesi öğleden sonra akşama yakın veya güneş batınca görülmesi lazımdır. Esah olan, muteber olan kavilde güneş battıktan hemen sonra görülmesi lazımdır. Birinci günü, kamera ayların birinci günündeki hilal, güneş batar batmaz kızıllık arasında incecik kıl gibi 5 dakika 10 dakika görülür sonra kaybolur.
İkinci günü hilali biraz yükselir, daha kalınlaşır parmağım gibi. Üçüncü günü hilali daha yükselir, yüksekten görülür ve semada bir saat, yarım saat, 45 dakika, 1,5 saat kadar dikili kalır. Demek 3 günlük hilal çok görülür, yani uzun bir zaman havada durur. 2 günlük hilal yarım saat civarında durur. Ama 1 günlük hilal hemen güneşin kızıllığında battığı yerin tarafında kıl gibi görülür, 5-10 dakika sonra kaybolur. Şu halde muteber olan gözetleme, akşam güneşin batmasında hazır olan gözetlemedir. Esah kavil budur. Ulema böyle hüküm vermişler. Ben gözetlemeye gideceğim, sen gideceksin. Akşam namazından, ikindiden sonra gideceğiz. Hilalin görüleceği ufku tespit edeceğiz. Bakacağız, güneş battı batıyor, kızıllık içerisinde hilali göreceğiz. Hüküm böyle. Rüyette yanılma olmaz. Ama hesapta, takvimde, rasatta vaki olur. İhtilafa düşüldüğü çok görülmüştür. Onun için şeriat-ı ilahiyede de müştehidi izamlar rasathane taraflarından kameri ayların hesaplanmasında, müneccimlerin tayinlerinde mezhepler bunu kabul etmemişlerdir. Çünkü gözetlemede, hesapta hata olması mümkündür. İki, ayların birkaç saat, yarım gün, dörtte bir gün gibi hesapta, yani çıplak gözle görülemeyen kısımlar hesaba girdiğinden, görmekle hesap arasındaki ihtilaf bundan çıkmıştır. Şu halde görmeye itibar edilmez. Allah'ın Resulünün hükmüne göre gözetleme ile tespit edilir. İhtilaf-ı metali, yani ufuklarda, Van'da, Cezayir'de, Mısır'da, hangi beldeyse ufukların ayrı ayrı ufuk olması, herkesin kendi bölgesinden görülmesi, hükmü nazara itibare alınmaz ki, üç büyük imamdan Hanefi, Hanbeli, Maliki'ye göre efendim, nazara itibari alınmaz. Yani bizim görüldü, sizin görülmedi. Bunlar hesaba katılmaz. Nazara itibari alınmaz. Nerede görülürse görülsün, hüküm tektir, birdir. Yani ihtilaf olmaz o zaman hangisinde görülürse. Eğer bu iki hususa riayet edilirse, oruç ve bayramlar mevzuunda İslam alemi arasında hiçbir farklılık kalmaz. Bir devlet görmese diğeri görür. Bir vilayet görmese, vatanımızı kastediyorum, Anadolu'muzu, Konya görmese Eskişehir görür. Eskişehir görmese Kayseri görür, Van görür, Mersin görür, ille birisi görür. Gözetleme yapıldığı için muhakkak görüleceğinden, takvim ile de esas şeriatta olmadığı için arada ihtilaf kalmaz. Astronomik hesaplara şeriat-ı ilahiye yer vermediği için neden vermemiş? Hilali görünceye kadar oruç tutmayın, hilali görünceye kadar bayram yapmayın. Tacül Usul cilt 2 sayfa 54'teki bu hükme göre astronomik hesaplar rasathane hesaplarına itibar edilmez. Şu halde Türkiye Müslümanları olarak oruç ve dini bayram meselesini takvim yerine gözetleme ile tespit edilirse, gözetleme de dinimizin emri olduğu için bu ihtilafa meydan kalmaz. İslam sarih emri, kamera ayların başlarının tespit edilmesi, bütün İslam aleminde ittifakla kabul edildiği için onların ihtilaf-ı metaliye, ufukların değişmesi, üç mezhebe göre sureti katiyede hükümsüzdür. Dünyanın herhangi bir yerinde rüyet şahitleri dinlenilmiş, kadı tarafından Ramazan veya bayramların ilan edilmişse, ihtilaf-ı metali,
ufukların değişik olmasındaki görünüş Şafiler içinde geçersiz olur. Yani ben kendi bölgemde göremedim diyemez. Bu mezhep sahibi Şafii'dir aynı zamanda. Mulla Sadreddin Yüksel. Efendim ben Şafii'yim, bana Mısır'dan, Van'dan, Suud'dan nedir diyemez. Eğer bu ilan diğer devletler tarafından görülmüş, kadı tarafından kabul edilmiş, devletin sorumluları tarafından ilan edilmişse bizim mezheplerimiz de aynen uygulamaya mecburdur. Ama Suud'dan iki kişi geldi, ben duydum. İtibar edilmez çünkü onların kendi memleketlerinde yetkili hüküm makamlarının kabul edip resmi ilan haline geldiyse her İslam devletini bağlar. İki Suudlu geldi. Biz duydum teyzemden ay görülmüş, amcamdan, oğullarından, komşulardan duydum görülmüş. Nerede? Cezayir'de. Peki Cezayir devleti bunu resmi organlarıyla kabul edip yayınlamış mı? Evet efendim. O zaman bizim kabul etmemiz lazım gelir. Ayrıca bizim şahitler aramamıza lüzum görülmez. Onlar meseleyi Allah'ın hükümlerine göre inceleyip karara bağladıkları için o karar bizler için dahi üç mezhepte muteber, Şafii mezhebinde de hükme bağlandığı için muteberdir. Demek neyi inceleyeceğiz? Efendim Mısır'a sordum görülmüş. Kaç kişi dedi? 10 kişi dedi. Onlara sordun mu? Devlet kabul etmiş mi? Resmi organları, devlet sorumluları, sultanları, melikleri, padişahları, reis hücumları kimse bunu ilan etmeye yetkililer izin vermiş mi? Vermiş. Artık bizim incelememize lüzum kalmaz. Burayı anladık mı, anlamadık mı? Şu halde Suud'a soruldu denildiği zaman, Mısır'a soruldu, Pakistan'a soruldu dediğiniz zaman onların resmi makamları kabul edip bu haberi ilan ettiler mi? Evet. O zaman bizi de bağlar. Burayı anlamayan kaldı mı? Ağustos 1978 senesinde kameri ayların tespiti Rüyeti Hilal Konferansı adında İstanbul'un Tarabya Oteli'nde İslam devletlerinin delegeleri toplanmış, bunu karara bağlamışlar ama bizim tarafımızdan bu meseleye ihtilaf edilerek vasathane meselesinde o günün sorumlusu delege kim ise vasathane meselesinde ısrar etmesi üzerine delegeler ihtilaf çıkmış ve sonuca bağlanmadan dağılmışlar, kendi aralarında karara bağlamışlar. Burayı anladınız, anlamadınız. Suudi Arabistan delegesi, diğer İslam delegeleri, vasathaneye dayalı olan takvimlerinizin yanlışlığını şahitlerle ispat etmişler. Suudi Arabistan demiş filan günde 10 kişi gördü, 100 kişi gördü, şahitlerle tespit edildi. Mısır delegesi demiş şahitler de görüldü, Mısır'da tespit edildi, 3 sene, 5 sene. Cezayir delegesi demiş memleketimizde ay görüldü, filan vilayet tespit etti, kadısı filan vilayet etti, filan etti. Belgelerinden koymuşlar, temsil 68'de görüldü 30 kişi. 71'de görüldü 300 kişi. İşte mahkeme kararları tespit edildi. Görülen şeye şahitle, devletle sabit. Sen takvimini getir o gün demişler. Bizimkiler takvim ortaya konulduğu zaman takvimin hataları olduğu gibi çıkmış. Bak bizim şahitlerle, mahkeme kararıyla tespit edildi. Filan günün salı günü başladı, sizinki çarşamba başladı. Demek sizin rasathane tayininizde hata var. O günkü Türkiye delegesi dahi bunu kabul etmiş. İşte mesele budur. Şu halde takvim ile tutmak hatadan salim değildir. Her zaman ihtilaf karşımıza çıkacaktır. O zaman da şaşırmamak lazım gelir. İbadetlerde mümin vaktini kendi tayin ettiğinden, kendi mükellef olduğundan, mümin kişinin veya cemaatlerin dininin icabı olan günleri tespit etmesinde bir vebal olmayıp
kalbinin selameti dininin sıhhati için icap ettiğinden bu ihtilaf değil, aynıyla hakikattır. Allah biliyor, çok yumuşak, geniş, teferruatlı anlattım. Anlamayan kaldı mı? Bizim delegeye, o günün Diyanet İşleri Reisi, Diyanet İşleri Reisine, diğer İslam devletleri takvimimizin bozuk olduğunu şahitlerle, mahkeme kararlarıyla filan senenin perşembeye geldi. Aç sen filan senenin temsil 77'nin takvimini aç. Açmışlar ki tutmuyor. Bak değil mi, sizin takvim yanmış. Halbuki dinimizde de takvimle karara Şafii mezhebinden bir ulema cevaz vermiş. Ona da yeterli cevabı vermişler. Diğer yerlerde müneccim, yıldızlarla uğraşan astronomik alimler, vasatane alimlerinin hata yaptıklarını kendi memurları kendi de demiş. Çünkü mesela ay o sene, o ay içinde bulunduğu ay 6 saat ötede, 8 saat beride, gün olarak şeriatta ilan edileceğinden saatlerin hesabı günün içinde kaybolduğu için orada ihtilaf çıkmış. Asr-ı Saadet'te Resul-i Kibriye Efendimiz'in tuttuğu oruçların sayısını okudum. Bir kısmı 29 güne rastlamış iki cihan serverin tuttuğu oruçlar, bir kısmı 30 güne rastlamış. Kaç sene tuttuysa, hicretin ikinci senesinde oruç farz olmuş Allah alem. Demek 18 tane orucun hemen hemen yarısı 29 gün çekmiş, yarısı 30 gün. Bunun için bu mesele ihtilaf değildir. Ben orucumu tutacaksam gününü aramaya Müslüman olarak mecburum. Bayramımı yapacaksam mecburum. Çünkü bugün Kurban Bayramı'nın birinci günüyse, misal yapıyoruz. Ben bugün oruç tutamam ki, Kurban Bayramı'nda nafile oruç tutacaksam. Ramazan bayramında oruç tutulmaz ki, birinci günü haramdır. O zaman ben oruç mu tutayım, yiyeyim mi? Bu keyfi bir mesele değildir. İbadette helal ve haram olan hukuku içine aldığı için incelemeye mecburum. Canım bugün bayram olmuş, bana ne, yarın olmuş bana ne. Namazı bugün kılacağıma yarın kılarım gibi bir söz bize kifayet etmez. Çünkü şehr-i Ramazan orucunu tutuyorsam yemem lazım, bozmam lazım. Bugün birinci günüyse tutmam lazım. Niye yiyorum orucumu? Mısır tutmuş, Suud tutmuş, Cezayir tutmuş, ben oruç yiyorum. Allah tut demiş, niye yiyorum? Efendim takvime göre. Allah Resulü dememiş takvime göre önceden hesaplayın. Hilali görün tutun, hilali görün bayram edin. Efendim göremiyoruz ya Resulullah, bugün çok hava sisli, 10 günde yağmurlu, bir önceki ayı hesap et, 30'a bağla, ertesi gün bayram et demiş. Bunun hata bir yerinde var mı? Dünyada uygulanmayan bir imkan içinde var mı Allah aşkına söyleyin? Ben köy muhtarı olsam, köy hocası olsam bunu ben de hesap ederim. Köyden 2 tane, 3 tane köyün tepesine adam çıkarırım. Gördük mü gördük. Komşu köylere sorarım, komşu kazaya, vilayete sorarım. Yoruldu, ben de yerim orucumu bayramısa. Şehri Ramazansa tutarım. Yorulmadı, 30'a sayarım. Bunu yapamayacak köylü, kentli, Ahmet Ağa, Hüseyin Efendi var mı içimizde? Halbuki takvimler, devletlerin takvimleri dahi birbirini tutmuyor. Yine misal yapmış. O günün sorumlu zatı, bugün hilal görülmez Türkiye'nin hiçbir yerinden, ancak Afrika'nın bir bölgesinde görülür dediği halde, ya görülürse bunu ne ile ispat edeceksin diyerek, o günkü sorumlu zata sual tevdi edilmiş yazılan eserde. Görülmez diyorsun ama neyle tespit ettin? Bir daha diyorum, Türkiye'nin hiçbir yerinden bugün görülmez. Ne ile tespit ettin? Rasatla, rasatı zaten kabul etmiyor dinimiz. Rasatından olunca zaten kabul etmiyor. Astronomi zaten etmiyor. O zaman çıkarım dama seyrederim. Bunda ne tereddüde düşeyim, ne kadar kolaylık, ne kadar suhulet. İşte bundan dolayı Allah lillah aşkına anlamayıp dinlemeden dandın edenlere bunu anlatın.
Anladıysanız tabii, anlayamadıysanız okuyun, eserleri söyleyeyim. Efendim İslam İlmihali, sonra dört nasıldı? İslam kaynaklarına göre, açalım kitabı bir daha, Celal Yıldırım, İslam kaynaklarına göre İslam fıkıhı, ibadet, muamelet, feraiz, sayfası 338, 337 ila ahir, böyle sayfelerde bu mesele devam ediyor. Burada anlaşılmayan bir yer kaldı mı? Kaldı kalmadı. Herkes bana bakıyor, ben de size bakıyorum. Allah selamet versin. Yani hiç tereddüde koymadan madde okumadım. Anlayacağımız gibi geniş geniş, yumuşak yumuşak, teknik imkanlar bugün çok kolay olduğundan, eskiden Eskişehir'de oturuyorsak bitişik vilayetten gelene soracağız. Yozgat'ta oturuyorsak bitişik vilayetten gelene soracağız. En çok en çok 10 vilayet öteye soramazsın ki, neyle soracaksın? Telefon yok, telgraf yok, radyo yok, televizyon yok. Hana gideceksin? Konya'dan gelen var mı? Aa, bu Ahmet Efendi dün gelmiş. Ya ayı gördü mü Konyalılar? Ahmet Efendi de ya duydu ya duymadı. Acaba kaç gündür Konya'dan geldi? Bir de o mesele var ha. Atınan mı geldi, kanıyla mı geldi, deveyle mi geldi? Başım ağrıdı, dişim ağrıdı, karısım hastaydı. O da işi gücü yok. Aya mı bakıp durur bakalım? Halbuki bugün alo, Mısır. Buyur efendim. Mısırlı bir mümin soruyor. Anne, baba, amca görüldü mü? Görüldü, görüldü. Televizyonda kadı ilan etti. Diyanet başkanı etti. Suud kuralı ilan etti. Edildi mi? Edildi. Gazete yazıyor, telefon söylüyor, telgraf çek yazıyor. Bu ne kadar kolaylık. Vay siz yobazsınız. Vay bize düşmansınız. Sizin yaptığınız olmaz. Hiyanet. Birbirine bir de hakaret ediyor Müslüman Müslümana. Edenlerin %80'i ilimsizlikten ediyor efendim. Takvime baka baka ediyor bizim çokları. Yahu takvimi 4 mezhepte kabul etmemiş işte. Ve hata ettiğini ispat edilmiş. 1978'de İstanbul Tarabya Oteli'nde İslam delegeleri rasathane hesaplarının bozukluğunu ispat etmişler. Şahitlerle, mahkeme kararlarıyla. Devlet gelirken çantayı eline almış, evraklarını delegeler toplamış, işte biz gözümüzle gördük, 50 kişi gördü, işte imzaları, işte isimleri. Var mı anlamayan? Allah biliyor, daşa desin, daş da der ya anladım ya anlamadım. Öyleyse sen bir git yarım kilo akıl al kendine. Ne yaptığımızı anlatıp dururum. Bir saattir sırtım su gibi ıslandı. Ne yapması lazımmış? Su ale bak Allah Muhammed aşkına. Allah Resulü Kur'an'da namaz kıl diyor. Ben namazı kıl diye anlatıyorum, bana diyor. Ne yapmam lazım? Bu oldu mu şimdi bu sual? Ya Allah aşkına bu oldu mu? Ben namaz kılmayı anlatıyorum. Ayetle, hadiste, delille diyor. Şimdi soruyor, ben ne yapmam lazım? Namaz kılman lazım. Haç anlatıyorsam hacca gitmen lazım. Ay ise çıkıp gözetlemen lazım. Gözetleyenleri tayin etmen lazım. Telefonu kulağına alman lazım. Komşu vilayetlere sorman lazım. Daha bir saattir anlatıyorum, su gibi oldum, ne yapmam lazım diyor. Yemek yiyip yatman lazım. Bu sual mı Allah için? Bir saat anlat ne yapmam lazım? Allah'ın hükmüne uyman lazım. Ne yapılır ki? İşte anlatıyorum mezheple, kitapla, sayfeyle, maddeyle. Kafadan anlatmıyorum ki. Eserlerin sayfasını söylüyorum. Maddesini o söylüyorum. Okuyup şerh ediyorum. Ne yapmam lazım? Allah'ın hükmüne uyman lazım. Nasıl uyayım? Ben buradan uyuduğum gibi sen de uyu. Ben açtım ahını. İslam Arap Camii var. Bu kütüphaneciye. Kardeşim Mehmet, sizin orada Arap camii var. Faslısı, Tunuslusu, Suudlusu var. Git camiye sor. Onlar memleketlerinden duymuş mu? Fransa'ya telefon açtım. Kardeşim sizde Arap camileri var. Faslı efendi. Bana borç. Müslümanım. Sana niye borç değil? Mustafa efendi.
Ben arıyorum Allah bir Fransa ile konuştum. Ahun'dan konuştum. Ve sen de ara kardeşim. Bir daha takvime bakmak yerine Allah'ın Resulü'nün emrine bak. Bir zaman ihtilaf biter. Gönlün selamet olur. Canın selamet olur. Başka sual. Yine net duymadım Allah bir. Ne dedi o? İhtilaf-ı metaliye itibar ettiği üç mezhep kabul etmiş zaten. Dört tane mezhebimiz var. Dört mezhebin üç tanesi hiç arada ihtilaf etmeden aynen evet. İslam beldelerinin neresinde görülürse görülsün. Bakın ben açayım o meseleyi de okuyayım. İslam beldelerinin neresinde görüldüğü meselesini de açayım. Oysa ki Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan baş müftüsüne sual tevcih etmiş bizimkiler. O da demiş ben dosyalarla seneler sene şahitlerin kadının kararlarını getirdim. Bunlar hakikat olarak gökteki ayda tespit edildiği halde hala takvimen için bakılır inanılır diyerek de Suud'un baş kadısı, delegesi, müftüsü böylece hüküm vermiş. Üç mezhepte Hanefi, Hanbeli, Maliki'ye göre hilal meselesinde hesaba hiç yer verilmemiş. Hiç hesap, rasathane, astronomik hesaba üç mezhepte Hanbeli'de, Maliki'ye'de asla kabul etmemişler. Şafii mezhebinde İmam-ı Subki Hazretleri rasata müsaade etmiş, ona da o asrın bütün alimleri cevabını vermişler. Hayır, senin yaptığın hata demişler. Bundan önce Ahmet Hamdi Akseki, Ömer Nasih Bilmen, Hasan Hüsnü Erdem gibi Diyanet işleri reisleri dahi takvimle bayram yaparsın ne dersin demişler bu ulemaya. Cevap veriyor ki dinen yanlış bir uygulama kim tarafından yapılırsa yapılsın yanlıştır. Hatalıdır, vebaldir. Velev ki uygulayanların başında çok büyük ilim adamları Ömer Nasih Bilmen, Hasan Hüsnü Erdem, Ahmet Hamdi Akseki bir devletler olsa şahıslara değil hükümlere itibar edilir. Onlar dahi böyle deselerdi hata yaptınız diye onlara da söylerdim diyor Molla Sadreddin Yüksel. O gün delege olarak Tarabya Oteli'nde Lübnan delegesi Suppi Salih'i konuşturmuşlar. O adam diyor Allah Allah sosyalist birisiydi, mesleği edebiyat hocasıydı. Aman Allah'ım ne herzeler söyledi, neler yedi. Kendisi edebiyat hocası olmasına rağmen büyük bir müştehit müfessir edasıyla ayetlerle hiç alakası bulmayan şahsi görüşlerini ayetlerin içinde başladı sokmaya. Bir zorlama, bir münasebet, bir tahrif etti ki hiçbir İslam akıllısı bunu kabul edemez. O günde tutmuşlar bir edebiyat hocası, sosyalist bir adamı delege olarak konuşturmuşlar. İşte konuştuğundan da netice çıkmamış. Ahir kelam. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu herkes dinini gözetlemeye mecburdur. Müslüman olarak incelemeye mecburdur. Üç mezhebe göre kat'i, Şafii mezhebine göre üç mezhep ilan edilse uymaları zorunlu olduğundan bayram ve şehr-i Ramazan hilallerini uymak her müminin üzerine vecibedir. İşte İslam, büyük İslam ilmihali, işte Allah-u Teala razı olsun. Kaynaklarına göre İslam fıkhı, işte büyük bir ulemanın bu konudaki yazmış olduğu eseri. Oldu. Çare yok. Yani bu mesele bir şeriat meselesi, bir İslami hukuk meselesi. Namazda müştehitlere aynen uyguluyoruz. Mesela Hanefi mezhebinde Cuma namazı kılındıktan sonra zuhru ahir üzerime farz olup eda edemediğim en son öğle namazı sünnet olarak kılınır. Şafii mezhebinde
Cuma kıldıran imam efendi hemen selam verince müezzin kamet getirir. Bu sünneti öğlenin farzı gibi topluca cemaatle kılarlar. Hanefi mezhebinde gusülün farzı kaçtır? 3'tür. Söyle. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak, bedeni yıkamak. Şafii mezhebinde niyet getirmek, vücudu yıkamak farzdır. Ağzı burnu gusül alan bir kimse yıkamasa Şafii mezhebinde olur. Çünkü burnun içini, ağzın içini İmam-ı Şafii Hazretleri vücudun içi gibi kabul etmiş. Yani midenin içi gibi, karaciğerin içi gibi, kalbin içi gibi kabul etmiş. Ama İmam-ı Azam Hazretleri ve Hanefi müştehidi ağzımızın içinde gırtlağa kadar, burnumuzun içinde genzimize kadar gusül abdestinde su gitmese gusülümüz bozulur. Şimdi bunu neye göre amel ettik? Müştehidin içtihadına göre ettik. Hilal görülmesi de müştehid meselesidir. Ezan okumaktan tut, namazın vaktinden tut, ibadetlerin her türlüsünden tut, müştehitlerin içtihadıyla yapıyoruz. Hiçbir tanesi kendi kendine ayetten, hadisten hüküm çıkarıp yapmıyor. Ayı görmek de müştehid işidir. 3 mezhepte rasat, astronomi kabul etmemiş, hayır olmaz diyor. Olmazsa olmaz, o zaman duvardaki takvime bakmam, bir gün iki gün önceden telaşa düşerim, amanın Mısırlı var mı? Radyo gördün mü, televizyon inceledin mi, Arap camiini ararım, sizin Araplar ne yaptılar, yarın bayram mı, şehr-i Ramazan mı? E bu da benim üstüme Müslüman olarak borç olur. Daha bunun anlaşılmayan neresi kaldı efendim? Allah aşkına neresi kaldı? Var mı anlayamadığınız yer? Hiç konuşmuyorlar. Yok efendim demiyorlar. Ne var diyor, ne yok diyor. Alışmadı. Hep duvar takviminden senelerce yaptığı için gözetle deyince şaşırttı. Bütün bu buradan ileri geliyor. İmkanı yok. Bayram takvime bakacak, izinini ona göre ayarlayacak. Ya o gün oruç tutulacaksa yiyoruz. Tutulmaması lazım gelirse. Bayramda, Arife günü. Arife günü oruç tutam, o Arife tutulur. Kurban Arifesinde tutulur. Şehr-i Ramazan Arifesinde diyemedim artık, ben de şaşırttım konuşmayı. Kurban bayramının birinci günü oruç tutulmaz. Nafile oruç tutuyorsam o gün yemem lazım. Şehr-i Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutulmaz. E biz takvime göre tutuyoruz. Mısırlı, Cezayirli, Pakistanlı o gün bayram ediyor, yiyor. Peki tutalım ne olur? Bir gün çok tuttum. Hayır. Haram günde tuttum. Bir gün çok tutma meselesi, az tutma meselesi değil efendim. Haram günde tuttum, helal günde yemen lazım iken yemedin. E bu da suç. Yalan söyleme. Söyledin suç. Zina etme, göz zinası etme. Baktın suç. Bu da suç, bu da hüküm. Yani bir gün çok tutsam ne olur? Hayır, bir gün çok az tutma meselesi değil. Allah Resulü'nün, İslam'ın emrine uyma meselesi. Burayı anlamayan kaldım. Nasıl diyeyim? Sen de gel bir şey de ne diyeceksin? Allah aşkına anlaşılmayan yer kaldı mı? Eserlerine, kitaplarına, geniş tafsille. Sual var mı bu hususta? Sual. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel mürselin ve lhamde rabbil alemin el fatiha ve selavat. Kurbanla ilgili konuşmayı sabah namazını müteakip kılacağımız kurban bayramı namazı arasında dinlemeye hazırlanın. Onun kitapları da sizi bekliyor. Ne zaman güneş doğar, kerahat vakit geçer, üstünden 45-50 dakika, bir saat geçer, bayram namazı kılınır. Bayram namazı kılınıncaya kadar sabah namazıyla ikisinin arasında hatip bayramla ilgili, kurbanla ilgili bilgi verir. Ömrümüz sağ olursa, sabah namazına çıkarsak inşallah veririz. El Fatiha.